Peymana Lozan'ı emtikarın mühür şekli ve bena sebekin. Jibo tünekirine gelir kurd o kabul nekirine ben asnama var. Jibo Peymana Lozan'ı hat erekirin. Yeku yeken bejin o çar parça kirna bir aha Kurdistan'ı o Hema Ali ve erişin ser gelik kurd o be sistematik en bejin jibo pişavtına zaman jibo pişavtına çande u yek u yek be hlaskirna kurda ev peyman hatta erekirin yani roja peymanla Lozan'ı hatta erekirin o ne ve kuen bejin be Diyarkiri lisercini tü haline atı bir nişan kirin ama uyek uyek üç peyman hati erekirin ve bandur her izede lisercini hata vakirin. Yani yembecin bir zamanı çand ya bir ser civak eki yek uyek nav civak e dreşine belavduke ücüne yani. Be, zaruk ki jin mezindik ki hayaku demek ki u pişra u navcuva ki de xadbine jibu gele ki eğer bu ideolojik hazbi ki bu gele ki xalas bi ki bu gele ki bu her cüre ve bu xalas bi ki bu despeki çandu zamanı mı despeki E vakta çand o zaman be xilas tibe, o civak ji xilas tibe, o belav tibe. Ve roje haya îro em bêjin bi jinê bi tekoşîna xwe, li ber xwedaniya xwe mezin kir, berfireh kir, gihişte astek û cuda yani îro ke, bi sed sala peymana Lozanê de îro bi jinên kurd, bi taybetî jinên kurd, peymana Lozanê qebûl nekirina wê, nas nekirina wê, yek u yek diyar kir ku li hember wê jî xwe rexistin kir li hember wê ber xweda em bêjin ya herî mînaka nêzik mînaka herî nêzik îro bi rojava bi şoreşa rojava da xwe diyar kir yanî bi şoreşa rojava da bi pêşengtiya jinê bi şoreşek jinê wê derê pêk hat o civakek ahlaki o zayand perest o jini navxada dibine be ekoloji navxada dibine be civakek ve sağlakir iro be embej ya ezbej yani kuyek şoreşa rojavay şoreşa jini te diyar kirin ku cihane civasa hatiye belav kirin o şekli te naskirin peymana Sed sala peymana Lozan ya gihişti sed sala xwe eger ku gel kurd bi modela netewa demokratik bi modela rojavayê bu yek u yek derdorê wê bibe xeleqek yani bijin bi derdorê wê kom bibe û bi wê modelê ve xwe yek u yek rexistin bike û destpêkê ji tifaqiya xwe ya navxweyî pêk bîne ve peymana Lozan ya ve sed salî hilweşîne yani 1925'te Lozan anlaşması için bir araya gelen anlayışın aslında hani o süreçte açığa çıkan mücadeleyle birlikte hani Kürtlerin de içinde yer aldığı, öncülük ettiği bir durum söz konusuydu. Ama hani masaya geldiğinde Kürtleri tanımayan, Kürtlerin mücadelesini görmeyen, tanımayan, tekleştiren, tek tipleştirilen bir anlayışla birlikte 1925'ten günümüze kadar halen aynı anlayışın kendisini var ettiği ve Kürtlerin de o tarihten bugüne kadar birçok katliamdan, birçok kırımdan, birçok soykırım operasyonlarından geçmesine rağmen o zihniyete asla biat etmeyen ve halen kendi varlığını ve dört
parça Kürdistan'da da mücadelenin öncülüğünü yapan bir konumdadır. Lozan Antlaşması'nda bir çok işte farklı inançlardan, dillerden, kültürlerden bir araya gelip bir başarı elde edilmiştir aslında. Ama hani bunu resmileştirme noktasında ise tekleştirilen sadece Kemalist zihniyetin kendi zihniyetiyle 100 yılı inşa etme çabasıyla birlikte hani birçok katliam ve birçok örneği vardır, tarihte de örneği vardır. Yani burada hedeflenen, amaçlanan bütün halklar da içinde yer almakla birlikte başta Kürt halkının inancını, iradesini dışında tutan bütün halklara karşı bir anlayışın resmileştirildiği ve bununla birlikte halen aynı zihniyetin, aynı inancın, aynı yöntemin devrede olduğunu görüyoruz. Yani burada amaçlanan tamamen devre dışı bırakılmaktır. Hani en çok bundan zarar gören elbette ki Kürt halkı oldu. Çünkü birçok soykırımdan geçti. Yani bunun Şeyh Seyit örneği var. Yani daha Zilan katliamı var. Birçok örneği var aslında. Bunun karşısında direnen, mücadele veren, bedel ödeyen tek halk Kürt halkı diyebiliriz. Çünkü tarihten günümüze kadar birçok halk bitmeyle yüz yüze kaldı ve bitti neredeyse. Bu anlamda bütün imkanlarını, bütün zor aygıtlarını, bütün soykırım zihniyetini devrede olan her gün daha çok sertleşen bir zihniyetle zihniyet karşısında asla geri adım atmayan ve o günde mücadele ettiği belki bir anlaşma açığa çıktı, sonrasında çok uyulmadı, halen de aynı noktada kendi inancı iradesiyle mücadelesine devam ediyor. Kürt halkının başından beri demokratik ulusla Türkiye'nin demokratikleşeceğini, bütün dillerin, inançların birlikte bir arada kendi yaşamını sürdürebileceğini savunan bir noktada alternatif olarak ulus demokratiği her alanda ön plana çıkardı ve bunun için mücadelesini derinleştiriyor ve Türkiye için ihtiyaç olan demokratik ulus inancı ve bilinciyle mücadelesine devam ediyor.